Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 60 Seconds'ı bitiriyoruz ve bu gerçekten son girişim. Bir daha yok. Yani bu serinin son bölümü. Hepinize iyi seyirler. Bugün bitiyor. Başlayalım. Tek atacağız. Ne diyorduk biz? Hangisi? Kıyamet miydi? Buydu değil mi? Artık aboneyim. Zaa. Değil mi? Bismillah. Yemek çok önemli değil oğlum ya. 3 yemek 3 suyumuz olsa yeter. Gel radyo, gel radyo, gel radyo, gel radyo. 3 yemek orada. O orada, eldiveni burada. Tamam, izci kitabı burada. Kitabı al, suyu al. Al şuradan bir tane su. Gel oğlum. Sever iyi gibi ya. Bence iyi baba. Ben böyle bitiririm bu oyunu. Ben bitiririm. Harita önemli değil ya. Sikeyim haritayı ya. Haritayı buluruz oğlum. İyi oğlum. Balta var, çanta var, radyo var. Şey var, izci kitabı var. 4 yemek var, mermi var, maske var, kilit var. İskambil var, daha var. Daha ne amına koyayım? Ya silahla şeyi siktir et, önemi yok ya. Tüfek çok önemli değil. Medkit. Medkit'i bulurum ya. Medkit, bir tek medkit yok. Bak medkit olsa şu an bence bitiririz. Başladım amına koyayım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baba artı power. Artı power. Radyodan koordinat geliyor. Yok lan, radyodan onlar buluyor seni, alıyor ya. Haydi bismillah. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmaya başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve çorba sağlıklı bir şeydi. Sığınağın kapısını açtığımızda raflardan bazılarının zaten dolu olduğunu gördük. Tüm bunları buraya koydum, hiç hatırlamıyorsun. Ama onları kesinlikle en iyi şekilde deneyeceğiz. İskambil kağıdıyla bunu verdi. Yiyecek mi yiyecek? 5 gün yiyecek ve suyu 5 gün yapıyoruz, unutmayın. Hepsi 5. günde. Öyle farklı bir şey yapmaya gerek yok. Hepsi 5. günde. Haydi bismillah. İyi oyunlar reis, ben tam ekran, eyvallah. Bir an her şey gayet güzeldi. Sonra birden birbirimizin boğazını saldık. Bu nasıl oldu? Delilik bu. Bu felaketten sağ kurtulmayı istiyorsak kendimize hakim olmalıyız. Şimdi biraz uyuyup bu olayı atlatalım. Joseph hoş geldin. Her şey 5. günde. Her şey 5. günde. Hadi hazır ol. Tarsu'yu bıraktık ama bu ne kadar sürecek? Ted benim için endişelenmene gerek yok. O iyiydi. Tamam herkes şey. Geç 5. günde vereceğiz. Şimdi ilk günden bence dışarı kızı çıkartıp kızı çıkartalım mı? Kıza mutanta çevirebilirsek oyunu direkt kazanırız. Bence kızı şimdiden çıkarmayayım. Bence şu an kimseyi çıkarmayayım. Evet, bence bir 10. günden sonra çıkaralım. 10. günden sonra çıkmaya başlayalım, tamam mı? 10. gün. 10. günü bekliyoruz. 10. gün. Meğer bizim vereceğim bir günlük tutuyormuş ve nedense onu sunduğumuzdaki izci kitabının içinde saklıyormuş. Şu anda ne yapmamız gerektiğini kesin görüyoruz. Hepimiz yürüyoruz ve günlüğü sessiz bir şekilde okuması gerekiyor. Hayır, okumayın. Okumayın abi, attı kızın günlüğünü.
Kızın günlüğünü niye okuyorsunuz amına koyun? Yok çıkartmayacağım. Bekleyin. Mary Jane mahremiyetine saygı gösterdiğiniz için bize teşekkür edip sayfaların hepsini yırttı. Mary Jane. Eyvallah kızım. Ateşe verdi. Üzerlerinde tepindi ve dışarıda bir mutant fareye yedirdi. Biraz fazla tip gösterdi sanki ama bu mevzuyla ilgilendiğimiz için hepimiz kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ama hala bizim aklımızda ne yazdığını merak ediyoruz. Beşinci günde veriyoruz yiyecek içecek suyu. Bugün de çıkarmıyorum. Mary Jane karakterinin doğum günü 2 hafta önce sanıyorduk. Aa meğer bugün. Ona şöyle minik bir sığınakta mahsur kalmış genç bir hanımefendiye yakışır bir şey. Heee. Hediye verelim mi Mary Jane'e? Bitireceğiz bu sefer. Mulaset hoş geldin. Bence Mary Jane'e hediye verelim. Ne diyorsunuz? Vermeyelim mi? Yazık ama kıza la. Demek yazık la, ne alacak la? İskambil kağıdını yemez ki amına koyayım. İskambil kağıdını yemez. Duruyor bak, gördün mü? Vereceğin iskambil kağıtlarına bağlanır. Biraz solitaire oynayarak oyalanır diye düşündük ama o kart okumaları yapmaya başladı. Kehanet değil ama dünyanın neden bir cehennemi düşünen bize... Aaa! Fal bakıyor lan! Tamam, yarın su veriyoruz. Biraz rol yapma oyunu oynayıp sığınağımızda bir tiyatro grubu kurmanın harika bir fikir olduğunu düşündük. Bu kulübe gök gürültüsü kubbesi adını verdik. Bunun geri, günün geri kalanını oyun için senaryo yazmakla geçirdik. Bu yüzden neredeyse kavga edecektik ve daha basit bir şey oynamadık. Geç! Biraz eightborncular ya. Kız mutant olunca ölmüyor. Bayağı güçlü oluyor. Ama hiç yapamadık. Tamam, bugün su günü ve yiyecek günü. Biraz da olsa eğlenmek için sevdiğimiz filmlerden sahneleri canlandırmaya. Nedense seçtiğimiz bütün sahneler Humphrey Bogart filmlerine aitti. Biz bu erzekle 15 gün dayanabiliyoruz. Yarraydık. Mary Jane'i gönderelim. Bu korkunç sessizlik sıkıcı ve her türlü örnek halinde olduğu gibi konuşacak ve çıplak olacak. Aç bakalım radyoyu. Haydi bismillah. Furkan hoş geldin. Hadi lan, bir ordudan bir cevap gelsin lan. Ah! Radyoyu yanımıza almış olmamız ne büyük şans. Belki biraz müzik dinleyebiliriz. Bir yerlerde hala müzik çalıyorlar değil mi? Tamam, herkes oldu. Bozulmadı radyo. Radyoda bir problem yok. Erzakları paylaşmıyoruz. 10. günde paylaşıyoruz. Şimdi dışarıya birini gönderelim. Arkadaşlar. Ha, hediye ettim Furkan, eyvallah. Şimdi kimi gönderelim? Herkes kızı diyor. Kız ölürse yalnız bayağı kötü olur. Kız ölürse çok kötü olur bak. Yani öyle hemen o mutantlığı burada olmuyor. Ama ben kızı riske atamam. Anne gitsin ya. Anne boş çar amına koyayım. Gönder anneyi. Al şu çantayı. Hatta anneye de hiçbir şey vermeyeyim. Anne boş çar ya. Anne boş çar. Anne boş çar ya. Bence anneyi gönderelim oğlum. Kız ölürse ne yapacağız? Mutant öyle olmuyor arkadaşlar. Mutant çok farklı oluyor. Dışarı gitmeyle alakası yokmuş mutantın ya. Ben anneyi gönderiyorum ya. Maskeyi de veriyorum, gitsin amına koyayım maskeyi de. Git. Git. Gönder anneyi ya. Ana bunun saçları niye turuncu oldu la? Abone oldun, hoş geldin kardeşim. Dolores gidiyor. Umarız sağ salim geri döner. Voxoy hoş geldin. Erzağımız yok. Gelecek için planlar var. Hop. Geç baba. Delirmeyin lan. İllahi da eyvallah. Toronto'da bile yaşamayı başarabiliriz. Sorun şu ki oraya gitmek için bir tekneyi nereden bulacağız? Avrupa'ya gitmenin en iyi yolunun olduğunu bu olduğunu duymuştuk. Geç. Bu lanet odasında zor zor nefes alıyoruz. Son birkaç saattir durum bariz biçimde daha da kötü. Havalandı sisteminde bir sorun olmadı. Acaba içine bir şey mi sıkıştı? Eğer öyleyse hemen sorunun bir yolunu bulmalıyız. İllahi de teşekkür ederim tekrardan. Mızeki hoş geldin. Fener'le gönderelim mi? Yasuo hoş geldin. Fener'le gönderelim. Ben bu izci kitabını harcamam. Fener verelim. Fener'le kontrol edelim. Witcher hoş geldin.
Fener'le kontrol etsinler. Aynen öyle. Çalışıyor mu? Durdu bu. Amına kodum şey durdu. Hah. Bir havalandırma tıkandığında yapılması gereken şey normalde tıkanıklığın sebebini öğrenmektir. Ama el freni bir motor mutant böcek yuvasının üzerine tutunca işler daha kötüleşiyormuş. Kızgın hayvanlar gittiler ama giderken bizi ısırmayı da ihmal etmediler. Kimi ısırdılar? Aha! Kızımızı ısırdılar! Mutant olacak işte! En sevdiğimiz radyo istasyonu yayın yapmayı bıraktı. Diğer frekanslar dinlenirse radyo parasında başka bir şey olmadı. Tüm istasyonları kapandım. Belki kapsam bize... Radyomuz yok. Radyoyu ellemeyin baba. Radyoyu ellemeyin. Radyoyu tamir falan. Vallahi mutant olacak. Allah'ım lütfen! Eminiz teknik sorunlar yaşıyorlardır. Evet, tabii. Her şey yoluna girecek. Bugün yemek su günü. Timmy çok sıkıldığı için sürekli babasını rahatsız etti. Önce ebelemci oynadı, şimdi ise saklamacı ama bunların ikisi de bu kadar çok İlla'yı da 5 kişi abone etmiş. Teşekkür ederim. Küçük bir sığınak için kötü fikirler. Ted oldukça keyifsiz ve yalnız kalmak istiyor ama Timmy vazgeçmiyor. Sessiz sinemaya ne dersin? Oynayalım baba sessiz sinema. Sessiz sinema oynanır amanım. Sabit duracak. Bir şeyi kırabilir mi mesela? Size mesela sessiz sinema bir şey anlatayım. Mesela. Film anlatıyorum. Film sessiz sinema. Zaten film anlatılıyor. Dur la yerli yabancı. Yabancı yukarıydı değil mi la? Pardon. Yabancı yukarıydı, özür dilerim. Spider-Man beri amını sikeyim. Spider-Man birleşik yazılıyordu değil mi ya? Spider-Man birleşik yazıyor değil mi? Doğru yaptım. Tamam başka bir şey yapalım. Tamam zor yapıyorum. Tamam bir dakika zor yapıyorum. Herkes odaklan. Başlıyoruz. Boş tahmin yapmayın. Gerçekten başlıyorum. Film. Seçiyorum. Düşünüyorum. Ne seçsem lan film? Tamam buldum. Tamam. Ya amınıza koyayım ya. Ya gerizekalı Okan. Amına koydum. Nereden hemen tek attınız? Tamam bu 5000 kişiyle oynanmaz ki bu amına koyayım. Kerim. Sessiz sinema oynasınlar. Etraf dağılmaz. Orospu çocuğu. Amına kodumu piçi. Feneri kırdılar ya. Nasıl sessiz sinema oynarken nasıl feneri kırabiliyorsunuz oğlum ya? Evet, kitabı seçeceğim Kerem. Kitabı biliyorum. Kitap önemli. Sessiz sinema oynamak çok ciddi bir iştir. Ama oyunun bu kadar şiddetli bir hale alabileceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ted oğlunun söylediği çizgi roman karakteri adlarının hiçbirini bilemedi ve bu durum karşısında Timmy giderek daha abartılı taklitler ve hareketler yapmak zorunda kaldı. Kollarını sallıyor. Amına kodum gerizekalı veledi. Turuncu kafasına sıçtığım. Anne öldü herhalde ya. Bugün çok tuhaf ziyaretçilerimiz oldu. İşlerinden biri iki taşı birbirine vurarak dört nala giden bir at sesi çıkarıyordu. Yanındaki yol arkadaşı bu sözde atı sürüyormuş gibi yapıyordu. Bir tür sihirli kupayı bulmak için önemli görevde olduklarını, nükleer çözüm yollarını kaybettiklerini iddia ettiler. Nerede olduklarını anlayabilmek için bizim artık yok ki artık. Ana! Zöğürt ana! Yiğit ana!
Allah belanı vermesin. Ne, hiçbir şey getirmedin mi? Amına koydum sala. Dayanamayıp kahkahayı bastık ve konuklarımız biraz alındılar. Bağırarak atalarımızın birer kemirgen olduğunu ve orman meyveleri gibi koktuklarını söyleyip gittiler. Ne büyük kalabalık. Ne büyük kabalık. İki tane su getirdi. Yemek getirmemiş lan. Arkadaşlar yemeğimiz bitiyor ha. Yarrağı yedik. Bu minnacık Timi'yi göndereceğim yarın. Bu mini minnacık sığınakta kıçımızın üstünde oturmaya devam edebilir veya bu radyoaktif nükleer çölden bir an önce uzaklaşma yolunu düşünüyor. Komünistlerin böylesi güzel bir mahalleyi harap edeceği kimin aklına girdi? Bunu biz de yapabilirdik. Kaçma kısmını tabii, harap etmeyi değil. Ama orada bir yerlerde bize yardımcı gibi gözümüzü... Evet, radyoya bakalım. Yo, bu el olur ya, ben bitiririm böyle. İrtibat kurdu. Ordu orada bir yerlerde. Ve bizim için geliyorlar. Artık tek yapmamız gereken şey sabırla beklemek. Sıkıcı bir sesi olan asker bu konuda net konuştu. Yardım geliyor. Sadece onlardan gelecek talimatları beklememiz ve radyomuzu açık tutmamız gerekiyor. Hah. Timi siktir git. Amına koydum beledi. Çık lan. Hiçbir şey vermiyorum. Git. Hiçbir şey vermeyeceğim. Çantaya gerek yok. Çantayı mutant vereceğinde kullanacağım. Bekleyin, bir mutant olsun. Yapacağım ya. Yapacağım ya. Timi gitti. 15. günde... Aha. Atom bombası küçük kasamızı gerçeği yok ettikten sonra bir daha kimsenin bizi telefonla aramayacağını sanıyorduk. Ama sokağımızdaki telefon grubu bizi patlamadan bir şekilde sağ çıkmıyor. Şu anda açılıyor. Şimdilik. Bakın. Bence burada şöyle yapalım. Anneyi gönderelim. Tamam mı? En azından kişi azalsın. Anne gitsin. Anne gitsin. Kişi sayısı azalsın. Gitsin baba. Git baba. Ölürse ölsün, işimize gelir. Anneler kutsaldır, yapma. Ha, anne gitti geldi, ne getirdin? Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde kendisi yakınlardaki Hil Vadisi'nden bir felaket zede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir zorun yaşanmış olmalı ki umarız bizi tekrar ararlar. Şimdik. Bunların yemeğini veriyoruz. Dün ses sistemi oynarken fark ettik ki Mary Jane Chekhov'la arkadaştıramadıklarımızdan mısınız kelimesini eceleyemiyor. Ve Dolores bu durum yüzünden büyük hayal kırıklığına uğruyor. Mary Jane için biraz evde, daha doğrusu sığınakta eğitim vermemizi istiyor. Verelim mi? Bence vermeyek amına koyayım ya. Çok saçma, niye verelim amına? Bir şey kırar yine bu salaklar. Mary Jane büyük olay çıkardı. Her iki çocuğun başkan olsa da, Nobel ödülleri de kazansa, aynı anda Ay'a giden ilk kişiler de olsa annesinin mutlu olmayacağından yakındı. Ancak Dolores bunun doğru olmadığını, böyle bir senaryoda en azından biraz memnun olacağını iddia ediyor. Dolores son keşif gezisinden döndükten sonra ayağında küçük bir yaradan şikayet ediyordu. Sağ ayağındaydı galiba. Ya da sol da olabilir. Neyse, ikisinden biri işte. O zaman çok önemsiz bir şey gibi ama şu anda iki ayağı da şişmiş etti. Baltayla ayağını kesemeyiz oğlum biz, geç. Olmaz oğlum. Ölürse ölsün amına koyayım. Lolli Fail, hoş geldin. Kesin ananı sikeyim lan. Kızım. Kanada'ya gitmiş orospu. Bu el patladık. Isınma eliydi. Isınma eliydi. Patladık muhtemelen. Isınma eliydik, patladık. Akşam yemeğimizi bitirip tabii bunu akşam yemeğindeyse biri kapımıza vurdu. Gelen bir tüccara benziyor. Mermilerle ilgileniyormuş. Mermilerle ilgileniyormuş. Verelim mi? Verelim abi, zaten battı balık yan gider. Tamam.
hızımız dursaydı şu an var ya amına koymuştuk oyunu. Adam bir mermi aldı, bir çorba verdi. Gayet iyi. Abla siktir git. Abla çık. Bugün başka oyun da var, dur. Amına koyayım ya. Oğlum kız kaçmasa biz bu oyunu bitirirdik ya. Dur oğlum ölmedik, bekle. Ben buradan çeviririm. Kiraen hoş geldin. Dur ben buradan çeviririm. Para kasasını açtığımızda yüksek bir patlama sesi duyduk ve oda koyu. Çürük yumurta kokan berbat bir dumanla doldu. Alçak herif para kasasında bu tuzağı kurmuş. Evet bizi biraz yavaşlattı ama en değerli varlıklarını almamıza engel olmadı. Al sana net. Bu kokuyu bir daha kıyafetlerimizden çıkaramayacak olmamız çok kötü. Tüm için çok endişeliydik. Tamam. Şimdi oy bir yemek kasası. Tak. Bir su kasası. Tak. Aleykümselam, hoş geldin kanlı zap. Bence dışarıya şu an birini çıkaralım mı? Çıkarmayalım. Her şey sarsıyor. Odanın içinde konserve zıplayıp duruyor. Birkaç hafta önce akşam yemeğinde içtiğimiz o muhteşem şarabı içtikten sonra bunu yaşasaydık hiç bitersek olduğunu fark etmezdik. Bu ya birinin üzeri ya da sebebi ne olsun, her şey paramparça olmaz ya, tutuşacak bir şeyler olmaz. Tut şunu, tut. Radyoyu koru. Koruduk değil mi? Arkadaşlar, anneyi iyileştirelim mi? Anneyi iyileştirelim mi? Zaten yapacak bir şey yok. Bence anneyi iyileştirelim. Gelin anneyi iyileştirelim. Annenin yemek günü bugün zaten. Yemeği de verelim. Dışarıya da yarın çıkarız. Tekrar orada... Amına sakın. Abi tek kırılan şeyi istedi ordu. Tekrar ordu yayını yakalamayı başardık. Bu sefer hava karardıktan sonra bir el feneriyle dışarı çıkmamızı, uçağa sinyal gö... O sessiz sinemayı yapmayacaktık ya. Yarın gidiyor biri. Yarın üstü başı kil içinde bir tüccar. Onun da aynı derece pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit tek seferlik anlaşıldı. Sadece bir çorba konser kalsın. Çantayla içindeki her şey bizim olacaktı. Ama çantanın içi yok. Hayır. Kabul edemeyiz. Yemeğimiz yok. Yemeği edemem. Kabul edemem. Edemem abi, böyle bir şey yok. Oğlum bu adamın gözleri fırlamaya başlıyor ha. Büyük anne ve babamız bize bir şeyi görmeden satın almamız gerektiğini söylerdiler. Ve bu tavsiyeyi kulak asmayı tercih ediyoruz. Bahçe çatışıları devrinde yaşamıyoruz. Aynen öyle kardeşim. Yemek günümüz değil bugün. Dışarıya anneyi gönderiyor. Anneyi gönderiyor. Gitsin abi çantayla. Gitsin baba. Yo, baltaya falan gerek yok. Ya bunlar iyice, bak bunlar kafayı yemeye başladı ha. Dolores yüzeye doğru gidiyor. Umarız sağ salim geri döner. Yarın yemek su günü. Geç. Bugün genç bir kadın bizi ziyaret etti. İkiz erkek kardeşi kurtarmak için bir göreve çıkmış. Adam bölgedeki haydut liderini düelloya davet ettikten sonra kayıplara karışmış. Kızın söylediğine göre bizi bir süredir izliyorlarmış ve ziyaret etmek istemişler. Ama sonra kardeş kaybolmuş. Kardeşini bulmak için bizden yardım istiyor, buna kesinlikle pişman olmayacağımızı söylüyor. Zaten battı balık yan gider. Biz bu el yarrağı yedik. Bence bir deneyelim. Deneyelim. Zaten battı balık yan gider. Çok zor bu eli kazanmamız çünkü. Çünkü askerler kurtaramayacak bizi. Ya da siklet, göndermiyorum ya. O kadar da ölüme gitmeyek baba, dur ya. Radyo. Delirdi mi bu? Bir haydut kampına gidip, evet ya, haydut kampına gidip savaşılır mı kardeşim? Bugün su günü, yemek günü. Sabrımız giderek tükeniyor. Bölgede sıkıntılı herhangi bir durum var mı dedi. Dışarı çıkmanın iyi bir fikir olacağını düşündük. Hiç gerek yok. Tam dışarı adım atarak karanlıkta bir çift göz parladı. Hayvan olabilecek endişe edici hırlama. Ay yarrağı yedik.
İyi, bilinde bir şey yok. Gölgelerde biz bekleyen şey yüzcüsü olacağını düşündük. Aklı başında her insanın yapacağı şey yaparak kapıyı kapattık. Yer atık ertesi sabah gitmişti. Erzak yok. Dışarıda silahlı ve tehlikeli bir kadın var. Neyse ki mermisi kalmamış. Bize nükleer çölün vahşi canavarı avladığını ve şu an devasa mutant bir örümceğin peşinde olduğunu söyledi. Ulan şu kızımız bir gelse mutant olarak. Bana kodumun kızı. Bu kadın genelde yemek için avlandığını söylüyor. Barbar bir vahşinin teki olduğu her halinden belli. Bugünlerde düzgün insanlar leziz çorbaları içler. Hoşumuza gitmedi ve ona bir şey vermedik. Timmy dün gece babasının yüksek sesle aralıksız zorlaması yüzünden hiç uyuyamadığını sözü. Ted ise oğlunun kulaklarının büyüklüğüyle alay ederek misilleme yaptı. Ama bu onu daha da kızdı. Kesinlikle bir çözümü. Abi oyun oynayın çözülecek. Oyunu kazanan kazanır. Ana geldi. Zöğürt anam. Çilekeş anam. Vay senin. Ulan. Şu kızımız yaşasa şu an kazanmıştım ben bu oyunu. Harbi kazanmıştım ha. Timmy sonunda kulaklarının dama taşlarıyla tıkamaya karar verdi. Doktorların önereceği bir şey değil pek. Ama işe yaradı. Sabah olduğu taşlardan biri kayıptı ama buna rağmen gece çok iyi uyudu. Taş hala kulağında mı? Ve daha da önemlisi, o taş olmadan dama oynayabilecek miyiz? Dolores geldi. Yanıtçı olmuş yapılan hiçbiri davetkar görmedi ama biraz keşif yaptıktan ve mutant örümcek yengeçlerden kaçtıktan sonra bir bar bulmuş. Bardan bir yiyecek iki tane de su bulmuş. Çantayı kaybetmiş eşek. Zınarıto hoş geldin. Sana hemen şunu verelim. Baba Timmy'yi gönderelim. Minik bir sığınağın içinde mahsus kaldık ve kaynaklarımız çok zor. Eğer hayatta kalmak istiyorsan bazı vahim kararlar almalıyız. Yakınlarda bölgede bir huzur evinin haberi arabeleri arasında gezdiren yaşlı insan... Gidelim basalım amanım. Normalde basmam da bu sefer basalım. Basalım amanım ne olacak? Ailemiz için bunu yapmamız gerekiyordu. Buna mecburduk. Bir daha bu olaydan kesinlikle bahsetmek istemiyoruz. Başka bir şey konuşmaya ne dersin? Çorba mesela. Ananı sikeyim. Anneye biz en son ne zaman verdik yemeği? Anne dışarı gitti geldi yemeğini verdik. Ne zaman verdik anneye yemeğini? Dün verdik değil mi? Dün verdik değil mi? O zaman bugün bir herkese bir su verelim Johnny. Herkese bir su verelim. Değil mi? Hadi koçum. Hadi aslanım. Hadi koçum benim. Bu niye burada kan izi çıktı mesela şimdi? Neden öyle bir şey oldu? Kiminikler şöyle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bugün Ted'in... Bugün Ted'in günü değil mi? Bugün Ted'e veriyoruz. Nükleer sanamıza gidemezse biri sırtakta diğer kapının ne olduğunu burada olması ilginç. Hayır, bakamıyoruz. Ha, katliam yaptığımız için mi oldu? Vay amına koyayım, detaya bak lan. Hani kanlı. 31. gün, ha. Bazı şeylere hiç dokunmamak ve onların ne olduğunu öğrenmemek daha iyidir. O kapının arkasında ne varsa orada kalmaya devam edecek. Aynen öyle. Anneye 28'de verdik. Geç. Botlarınızı parlatın ve bayrağı alsın. Ordu yine radyoda. El fenerimizi hazırlamamızı ya. El feneri kırıldı amına koyayım. Sinyalin bize biraz beklemesi gerekiyor. Ayrıca el feneri pillerin kaç para olduğunu biliyor mu bunlar? Özellikle de bu ekonomik ortamda. Özellikle de ekonomik yerle bir olduktan sonra. Günlük kaynak sınırımızı yaparken bir çorba konservesinin eksik olduğunu fark ettik. Daha dün burada olduğunu yemeyebiliriz. Bu sadece bir anlama geliyor. Aramızda bir çorba hırsızı var. Artık geriye sadece suçlunun kim olduğunu bulmak gerekiyor. Kim? Bence kimse. Baba bunu yapsa baba yapar amına koyayım. O adamın işi o.
Ted konserveyi sakladığını kabul etti. İyi ki hepsini bitirecek zamanı bulamamış. Çorbayı tekrar rafa koydu ve gidip köşede surat asmaya başladı. Sakın oradan kımıldama Ted. Dilara hoş geldin. Hap kalp atmış biri, teşekkürler. Bugün annemizin yiyecek içecek su günü. Hepimizin okuduğu tek kitap olan telefon rehberini tartışabileceğimiz bir kitap kulübünü kurmak hakkında koşurken kapı birden hızla vuruldu. Tıpkı bizim gibi patlamadan kurtulmuş sığınmacılardan oluşan bir gruptu gelen. Durumları bizden çok kötü ve bize su, yemek veya tıbbi... Tamam, o zaman size su veriyorum. Su veriyorum, iyilik kardeşim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Aa, harita verdi lan. Basit bir hediyeden bu kadar etkilen birini hiç görmemiştik. Bir dakika sonra zavallı insanlar bizi yarın olmayacakmış da oldukça mümkün bu arada. Aga harbi lan, yarın belki olmayabilir. Kucaklayıp bu hoş davranışımız için bize teşekkür ediyorlardı. İyiliğimizin karşılığını vermeyi çok istedikleri için grup içinden bizi birbirimize gölgüle harbi... Konuşmayı unuttum. Onun sayesinde buraya geldiklerini ve kullanan kişiye şans getirdiğini iddia ettiler. Onu deneyeceğimize söz verip gruba güvenli bir yolculuk diledik. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Dün anneye verdik mi biz? Oğlum aklım gitti ya. Dün anneye verdik değil mi biz? Dün anneye verdik değil mi? Yiyecek su verdik. Eski günlerde yaptığımız ufak tefek şeyler hakkında hayaller kuruyoruz sürekli. Harbi lan. Burada da hayal kurarsın oğlum. Oturursun bir. Uzaklara bakarsın. Sonra dönüp dersin ki... Sana yaptığım şu hareketten dolayı özür dilerim. Beni affet. Ciddi misin? Hiç önemi yok. Neden? Kırılmadım ki. Bugün babanın günü. Ahmet baba. Bugün ne yaptıysak yarın onun sonuçlarını yaşayacağız. O yüzden doğru olanı yapalım. Bugün babanın yiyecek içecek su günü. Dolayısıyla o zaman onunla konuşup... Evet. Konuşalım, derdini çözelim kardeşim. Derdine derman bulalım. Uzaklara bakmak karşı duvar. Harbi amına koyayım. Niye oğlum, harita var, haritaya bakarız. ...33'te verdik değil mi anneye? Hadi lan, nerede bizim velet amına koyayım? Kitabı verdik, gönderdik. Dolores'le konuşmak onun bazı sorunlarını ve endişelerini gidermeye yetti. Artık kendini daha iyi hissediyor. Burada zaman takip etmek çok zor. Şu anda gece mi yoksa gündüz? Ya seklere gitti amına koyayım. Aralıkta delik vardır, oradan da bakarsın. Uyku alışkanlığımız karmaşık bir hale aldı. Niye okuyamıyorum oğlum ben? Bir dakika. Bir dakika. Eren eyvallah. Şimdi konuşabilirim. Burada zamanı takip etmek çok zor. Şu anda gece mi yoksa gündüz mü anlayamıyoruz. Uyku alışkanlıklarımız karma karışık bir hal aldı. Bu korkunç ampuller de durumu kötüleştiriyor. Keşke onları değiştirebilseydik. Bu konuda yapabileceğimiz başka bir şeyler olmalı. Maalesef. Yapılacak bir şey yok. Aha geldi. Geldi. Ne getirdin yarram? Niye elin boş geliyorsun sen? Çakal. He? Bu niye eli boş geldi? Bunun niye eli boş geldi? Semptomlarımızı cesurca görmezden gelerek en azından 1-2 saat uyumaya çalıştık. Şansımız yaver gitmedi. Eskisinden daha yorgunuz şu anda ve yakında yüzleşmemiz gereken başka sorunlarımız da var. Umarız esneme seslerimizi yağmacıları kaçırmaya yeter ve bizi radyasyon hastalığından korur. Timi kitabıyla gelmiş. Hiçbir bok yapmamış. Lan ne taşıt, taşıt bulacağız falan diyorlar ya. Bugün Timmy'ye yiyecek içecek su veriyoruz. 33, 34, 35, 36, 37, 38'de anneye vereceğiz. Yüzeyde neler olup bitti konusunda hiçbir fikrimiz yok. Vallahi bence artık göndermeyelim. Biraz bekleyelim, biraz bekleyelim. Hem Dönes hem de Timmy okumayı çok seviyor. Ayrıca ikisi de radyoaktif bir ızdırap veya mutant bir rakun tarafından yenme tehlikesi içermeyen eğlenceli ve zorlayıcı bir deneyim yaşamak istiyor. İzci kitabını kim daha hızlı okuyabilir diye bir iddia geliştiler. Çılgınlar. Buna izin verelim mi? Hayır. Verirsek kitap gider. Doğru muyuz? Yemek yok ama gerçi. Vermeyelim.
Yırtarlar. Yine radyodan sesler geldi. Bu niye delirdi ya? Annesinin oğlu. Kızlıklarında aradaki benzerliği rahatça görebiliyor insan. Hem Dolores hem de Timmy aynı şekilde kaşlarını çatıyorlar. Bu ifadelerinin komik görünmesi çok kötü. Çünkü biz kahkahalarımıza engel olamadıkça onlar daha da somurtuyorlar. Umarız yarına kadar bu döngüden kurtuluruz. Anneyi gönderemiyoruz mu? Deli amına koyayım, gitsin. Ben bugün göndermem, anne deli zaten. Bugün Ted için heyecan verici bir gün oldu. Durup dururken arka cebinde bir araba anahtarı buldu. Bunca zamandır onların üzerinde mi oturuyordu yani? Neyse, bu anahtarı onu çekseydi arabasına atlattı ve o çok uzun süredir park halinde olduğundan dolayı onun için endişelenmeye başladı. İçimizden bir ses, şu anda arabanın çok daha büyük dertleri olduğunu ama baksın amına koyayım, hadi lan baksın amına koyayım, ne olacak ya? Mert sen kaç gün dayanırdın, ne bileyim. Öldü mü baba? Baba? Ted arabayı en son nereye park ettiğini hatırlamadığı için bu iş epey zaman alabilir. Umarız kısa sürede tamam, arabayı bulup gelecek. Eğer araba hala çalışıyorsa acaba o zaman buradan daha güvenli bir yere gidebilir miyiz? Ted gitti gelecek. Bekliyoruz. 40. gün kimse yemek yemeyecek. 38'de anneyi yedirdik. Devam. Cedimdeki şu parlayan şeyler nedir Timmy? Olamaz. Mutant karıcalar. Dehşet verici küçük alt çeneleri yüzünden Dolores neredeyse kalp krizi geçiyor. Onların gitmesini istiyor. Ama Timmy onlarla bir otomatik karınca çiftliğin kuracağını söylüyor. Birinin dediği olacak. Ama kimin? Anne zaten deli. Anne zaten deli. O yüzden Timmy kazansın bunu. Anne zaten deli. O gidecek o anne. Kaynak zulamızı tehlikeye atma pahasına bile olsa atomik karınca çiftliğini kurmak tutmak için izin aldı. Küçük mutantlar etrafa dağılıp bir çorba konservesinin tamamını yiyip bitirdiler, orospu çocukları. Gece karanlığında kaçtılar, biraz daha atladık biz de yiyebilirlerdi. Yenildik. Ya şu feneri kırmasak bitmişti oyun ya. Ted arabasına bakmak artık çok endişelen, özellikle yukarıdan gelen gürültüleri bazı acaba başı bela mı? Bakalım! Bakalım! Öldük zaten! Bakalım! 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 İşte bu lan amına koyayım! Ted gerçekten de bir şey bulmuş ama arabasını değil. Komşumuzun yanmış bahçesinde bir barbekü partisine katılmış. Partiye giden insanlar arasında bazı tanıdık yüzler gördük ama hepsi biraz acayip görünüyordu. Gaz maskeleri, koruyucu gözlükler, dikenler ve bir sürü deri. Bu bir kostümlü parti mi? Neyse, Ted sığınamaza yakın bir deliğin içinde sıtıp kalmış. Üzerinde ağır bir domates ve alkol kokusu var. Domatesli içki mi bu? Ligur 42 ana ve velet. Tamam, şimdi babaya yemek vereceğiz. Dışarıya kimseyi gönderemiyoruz. Üstü başı kir içinde bir cüttar, omzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba konservesi karşısında çanta ile. Çantayı almam. Aslında risk alıp belki içinden fener çıkar mı? Almam ya, siktir et aynı. Kedi verecek amına, ben biliyorum ya. Kedi gelir ya.
Ya ya, kedi gelecek, ben biliyorum. Ekip yarrağıydı. Ekip yıkılıyor arkadaşlar. Büyük anne ve babamızın dediği şeyi tekrar söylüyoruz. Birisi kapıyı çaldığında kuşkuya kapıldık ve temkinli davrandık ama birkaç dakika sohbet ettikten sonra bu onların bir grup yaşlı kadın olduklarını anladık. Bombalar düştüğü sırada buraya yakın bir yerde bir çay partisindelermiş. Onlarla kapalı bir kapının arkasında konuşmak terbiyesizlikmiş gibi geldi. Ama kapıyı açtığımızda yaşlı cadalozlar bize şemsiyeler, bastonlar ve çivili bir masa ayağı görünümlü bir şeyle saldırdı. Karşılık vermemiz gerekiyor. Amına kodumun karaları, gelin de buraya. Kim kimi yerse. Biraz baltamızı konuşturmak orka okakların kaçmasına yetti. Ama geri geleceklerinden emin olabilirsin. Böyle parazitlerden asla sonsuza kadar kurtulamazsın. Gece olduğunda gölgelerin içinden gelsinler amına. Yaşlı moruk değil mi baba? Yumrukla dalarız, yumrukla. Dışarıya kimseyi gönderemiyoruz ya. Daha fazla kaynağımız olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Bugün elimizde kalanları saydık ve sonuç hiç hoşumuza gitmedi. Bu konuda bir şey yapmanın zamanı geldi. Mahallemizdeki okulda çalışan bir öğretmenin birkaç çocuğu kurtarıp yakınlardaki nispeten güvende olduğu... Gidelim amına koyayım. Gidelim lan. Çocukların da eşyalarını çalalım. Şerefsiz olduk. Amına koyayım, vurdular bizi. Vurdular. Çocukların eşyalarına gözlük gidir mi? Oğlum çocukların da eşyalarına döndük amına koyayım. Çocuklara da çöktük. Gittik. İhtiyacımız olanı aldık ve geri döndük. O grubun idare edebileceğinden eminiz. Muhtemelen. Evet, kesinlikle. Erzak vermiyoruz baba bugün. Hadi lan Timi. Gidersin lan Timi. Bu sesler neyin öylesi böyle? Lanet olsun, duvarların içinden mi geliyor? Bizi delirtiyor bu. Havalandırma kanallarında dolaşan bir şey var. Sakin ol. Derin bir nefes al. Tüm sistemi yerle bir etmeden biraz sakinleşsek iyi olacak. Kafamızı dağıtmak... Abi iskambil şey oyna. Dama oynayın. Dama oynayın. Dama oynayın. İskambil ordu istiyor. O yüzden vermedim. Baba sen hasta mı oldun? Sümük mü bu amına koyayım? He tamam. Tamam, bugün anneyle çocuğa vereceğiz, çocuğu göndereceğiz, yarın da babaya vereceğiz. Dışarı velet bitsin. Al lan izci kitabını, beni bir kurtar, bir fener getir, oyun bitsin. Yarra hanım, turuncu pipini koparayım, bir tane fener getir lütfen. Haritaya gerek yok. Haritayı unuttuk amına koyayım. Şuraya gitsin. Haritayı unuttuk. Diminikler şöyle çıktı, ben yok diye aklımda kaldı. Eğer geri gelmezse, ya gelir ya. Babaya veriyoruz. Gece kapının arka tarafından bazı şüpheli sesler geldiğini duyduk. Sabah gözüce dışarı baktığımızda deri bir bavul gördük. Üzerinde bir açma. Açma, açma, açma. Açma. Bomba falan vardır. Bomba falan vardır, kedi vardır. Açma baba, gerek yok. Beni dinleyin ya. Kazandıracağım ben bu oyunu. Kural basit. Nereden geldiğini bilmediğimiz bir şeye asla güvenemeyiz. Bu hediyeyi almamızın imkanı yok. Onu dışarıda bıraktık. Belki hamam böceğinin biri onu almak ister. Kural basit. Nereden geldiğini bilmediğimiz bir şeye asla güvenemeyiz. Bu hediyeyi almamızın imkanı yok. Onu dışarıda bıraktık. 31! Aaa falan. Anladım ben. Belki aman böceğinin biri onu almak ister. Kravatları, arada bir pro içmeyi ve tabii ki deri bavulları seven bir hamam böceği. Kaçırmayın falan. Dur şimdi. 42, 43, 48 verdik yemeklerini. Devam. Bir pazarlamacı uğradı sığınağımıza. Onu kıyamet öncesi zamanlardan hatırlardık. Elinde bir sürü broşür vardı ve bizi Astro Yurttaş denen bir şeye kaydolmaya ikna etmeye çalıştı. Ama bunu reddettik. Şimdi de biraz kaynak istiyor ve karşısında bazı devlet sırlarına... Ver amına koyayım. Ver baba. Neyse ki komik değil. Zaten işiniz kolay olacak. Sağlık olsun kardeşim. Şimdi dur. Bu adam bizden ne aldı? Gömert olduğumuz için onunla kaynaklarımızı paylaştık. Bizi Amerika'nın yörüngede çalışır bir durumda bir uzay istasyonu olduğuna inandırmaya çalıştı. Daha doğrusu varmış. Çünkü söylediğine göre bombalar patladığında o da havaya uçmuş. Amına koydum, suyumuzu çaldı değil mi? Yavşak. Ne kadar hoş. Çalışan bir uzay istasyonu mu? Şakacıya bak sen. Muhtemelen açlıktan ve susuktan beyni adam oyunlar oynamaya başlamış. Radyo frekanslar arasında gizlenen tuhaf bir sinyal yakaladı. Korkunç radyo parazit ve çığlıklar arasında gerçek bir ses duyduğumuza eminim. Yabancı dilde konuşan bir... Aman tanrım ya Sovyetlerse... Dinleyelim. Dinleyelim la, belki Sovyetler kurtarır bizi.
ait olmadığını öğrendiğimizde ilk başta rahatladık. Meğer konuşanlar Kanadalıymış. Ki bunun daha da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Her iki durumda da konuşanlar yabancı ve dediklerinin tek kelimesi bile anlamadık. Ne büyük, hiçbir bok anlamadık yani. Anneye veriyoruz. Yarın da babaya veriyoruz. Ordu! Ordu! Bizim kız mı? Nerede? Kız nerede? Geldi mi? Kız mı geldi? Kız kaçtı Leaksus. Kız kaçtı. Amına koydum. Sessiz sinem olmasa 50 kere bitirirdim ben ha. Sinyalin biraz beklemesi gerekiyor. Ayrıca el fenerini pillerini kal... Amına koyayım, hep aynı boku söylüyorsunuz. Al baba ye. Altan eyvallah. Ben niye sessiz okudum amına koyayım, dur. Haritamızı incelerken sonradan eklenmiş birkaç işaret fark ettik. Birisi bize yakın bir yere bir işaret eklemiş. Acaba orada ne var? Bilmiyoruz. Acaba birini gönderip araştıralım baba, zaten yarrağı yemişiz. Yarrak göte girmiş. Pardon küfür için. Haritadaki yol tarifini aynen takip ediyorduk. O kadar yakından takip ettik ki bir enkaz yığınına dalıp lanet olsun haritayı kullanalım amına kodumun. Bu küçük sığınakta her yeni koku hemen ooo mis gibi bok kokuyordur bok. Bir şeyleri fark etmemek mümkün değil. O yüzden duvardan bir parça tuğla düşüp de arkasında dar bir boşluk açıldığında burnumuzu açalım abi. Kontrol et baba, kontrol et baba. Isırılacak biri, yaralanacak. Medkitimiz var. Medkitimiz var. Var medkitimiz. Altan eyvallah tekrardan. Ne geldi ama? Aa çorba geldi la. Oğlum vallahi ucundan gidiyoruz, ucundan. Şifa mı hazırlıyorsunuz tam? Kör olan var mı? Sağır olan var mı? Pençeleri, dişleri veya diğer mutasyona uğramış ve keskin vücut kısımları olan bir şeyin üzerimize atlayacak korkusuyla deliğin içine baktık. Hiçbir şey olmadı. Onun yerine bir domates çorbası konvansiyonu ulaşmaya çalışan ölü bir fare bulduk. Korkunç bir şekilde başarısız olmuş. Fareyi de yiyelim amına koyayım. Fareyi de yiyelim. Uzaktan çok fazla akrabamız var ama hiçbiri Ada teyze kadar önemli değil bizim için. O taşrada yaşıyor. O yüzden belki hala inek sayma makinesi ayarlıyordur. Ve kümesinin üzerine inen nükleer füzeleri dert etmesine gerek yoktur. Bizde bir fotoğraf olmaması çok kötü. Yoksa var mıydı? Kocaman bir kahve fincanı döktükten sonra bazı kitapların içine amına koyayım. Çocuk aldı gitti ki. Furkan eyvallah. Aha geldi oğlumuz. Oğlum fener getir oğlum. Oğlum fener getir oğlum. Oğlum. Ne getirdin? Maske getirdin. Durum ne? Durum bu. Ne bir fotoğrafımız var, ne haber alabiliyoruz, ne de mutluluk veren düşüncelere dalabiliyoruz. Dünya çok zor ama. Sorma! Sebebini sorma bana. Timi için çok endişeliydik ama nükleer çölden geri gelmeyi başardı ve şu anda bizimle güvende. Keşif ekibimiz doğrudan ilkokulu ziyarete gitti. Ama eğitim için değil tabii, hayır. Mutlaka kaynak bulmamızı. Bunun için de okul gibiydi. Domates çorbası, 2 tane su, 1 tane maske. Aha takip ediliyormuşuz lan. Çocuğa veriyoruz. 55. Oğul. Canım oğlum. Turuncu pipi. Geç baba. Dolores'i göndereceğim. Ted ve Dolores son günlerde hep her konuda tartışıyorlar. Bugün şiddet tartışma köşedeki kovayı kimin boşaltacak hakkında. Her ikisi de sıranın kendisi de olmadığını yemin ediyor. Biri pes bu işi yapmalı ama kim? Baba yapar. Baba yapar kardeş. Baba yapar. Baba yapar, taşşaklı adam ya. Yapar ya. Mırak odum delirdi, göndereceğim ki zaten seni. Dolores eşinin bu akşam yapacağı tüm esprileri güleceğini söz verdi. Ne kadar tatlı.
kendisi olduğunu kabul etti ama Ted ona üzüldü. İlla'yı daha 5 kişi abone getirmiş. Teşekkürler. Anayı gönderiyoruz. Maskeyi verelim. Maske zaten bir işe yaramaz. Aleykümselam. Anneyi gönderelim. Delirdi zaten. Belki deli aklıydı. Aliço gibi. Aliço gelirdi. Aliço gelirdi. Ben... Altan. 10 kişi abone hediye etmiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Dolores yüzeye doğru gidiyor. Umarım sağ salim geri döner. Gitti. Bugün babanın günü. Burada olmak, burada yaşamak kolay değil. O zaman şuraya 57 baba. Baba yazalım. Ahmet Bey. Arkadaşlar farkındasınız değil mi? Bak yine radyodan bir şeyler oldu. Bak bir tane fenerimiz olsa ben bu oyunu bitirmiştim. Sakinliğimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz durum orman olmaktan çok uzak ve kullanışlı çalışmamalıyız. Umarız yakında birileri yardımımıza gelir. Erzak günü mü? Değil. Mert merhabalar, iyi yayınlar. Şu an boştayım. PC'den sürekli yayınlarda oktavum şartıyla klip konusunda Twitch, Discord, Telegram'da yardımcı olmak isterim. Denemek istersen buradayım. Yani şu an aldık. Bir dahaki olursa bu arkadaşlar yapamazsa alırım, problem yok. Önemli bir şey değil zaten. Yani yapamazsak yapanları buluruz inşallah. Arkadaşlar bakalım mı? Radyo bozulur mu? He? Klip alışacak, klipleri alışacak. İlla'yı da teşekkür ederim. 10 kişiye daha göndermiş. Teşekkürler tekrardan. Fener yok, dene gitsin. Zaten fener yok, denesek mi harbi la? Bakacağım amına koyayım. Bakacağım, 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 bakacağım. Geldi, biri geldi, biri geldi, biri geldi, biri geldi. Kim geldi? Ne geldi? Gelen sulardan bir içeyim. Siz de için. Oh mis gibi, buz gibi su. Buz buz. Şimdi ben bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Az önce bir şey diyecektim. The Last Thundermanch. Eyvallah kardeşim. Ben az önce bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Ne diyebilirdim sizce az önce? Unuttum, bir dakika. Unuttum, dur. Bir şey diyecektim, unuttum. Oğlum sular harbi buz gibi ha. Ben niye timeout yedim yazmamama rağmen? Bir şey yazmışındır Iso. Bir şey yapacaktım, unuttum, neyse. Dost canlısı bir insan radyoda bizim kasamızdan geçerken bir kaynak paketini kaybettiğini anlatıyordu. Gittik, bulduk. Bir tane yiyecek, iki tane su bulduk. Ben bir daha dinlesek bozulur mu lan acaba? Bakalım lan, belki kızımız gelir. Kızım gel. Kızım ne olur. Gel kızım. Hadi kızım. Hadi kızım çık. Mutant ol. Kaslan gel. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Bir yayına bağlanmaya ve para sesle oldukça enerji dolu ve canlı bir spikeri dinleyebilecek kadar yönetmeyi başardı. İso 10 kişi abonelik göndermiş. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Çok bilgili birine benziyordu ve bize bir sonraki keşif gezimizde hayatta kalmamızı kolaylaştıracak birkaç faydalı ipucu verdi. Tamam. Şimdi bugün çocuğun yiyecek içecek günü. Kapımızın önünde bir grup yağmacı var. İçeri girmeden izin vermemizi istiyor. Şakaları yok ya, teslim oluyor. Sektir lan, kapıyı kilitlerim yarram.
bir asma kedinin onunla durabileceğini sanmıyorduk. Ama kimliği belirsiz saldırgan cesaretle kırmaya yetti. Haneye tecavüz olayı başarıyla sonuçlandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama nihayetinde vazgeçip gittiler. Asma kilidin tekrar kullanılamayacak hale gelmesi çok kötü oldu. Haydutlarla ve çorbayı sulamış diğer barbarlarla mücadele etmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Aç lan kapıyı! Timmy sürekli sandalyesinde uyuyakalıyor. Birkaç gün dinlenmesi lazım. Yarın babanın günü. Ordu! Ordular, hepinizi seviyorum. Orduyu ben bitirirdim bu oyunu be. Bir sessiz sinema sikti bizi be. Sinyalin biraz beklemesi gerekiyor. Babanın günü. Kapımız önünde bir adam var ve bizimle dost olmak istiyor. En azından iddiası bir yönde. Zararsız görünse de yaşadığı tuhaf bir mutasyon nedeniyle fazladan çift kolu çıkmış. Bize hastalık bulaştırmayacağına emin olabileceğimizi ve bizden yardım istiyor. Ona ve grubuna biraz kaynak verirsen... Ver lan! Ver lan! Oğlum bu adam... Şey Goro gibi, Goro. Amına koyayım, o yağmacı grup gelirken... Yardım eder bize. Hadi lan! Yağmacı gruptan kurtulduk la. Acıma duygusu mu? Yoksa haydut korkusu mu? Tamam bilmiyoruz. Ama sonunda adamın şartlarını kabul ettik. Birinin, özellikle de çok fazla kolu olan bir adamın bize göz kulağı... Tabii la! Düşünsene oğlum! Bizim şeyin önünde yatıyor böyle kollar. Düşünsene, haydut grubusun, geliyorsun. Adam bekliyor, dört kolu var. Diye bir bağırsa bitti. Çok iyi. Çok iyi, harbi çok iyi. Havaya verdik de mi? 55. 60 oğul. 62 babacık. Eyşan babacık. Phantom Ryan, hoş geldin. Peşip peşinden dinlerken yolda tuhaf bir şey gördük. Ufukta bir dizi ışık görünüyordu. Düzensiz biçimde nabız gibi atıyor. Yanıp sönüyordu. O anda buna hiçbir anlam veremedik ama bu konuyu sığınakta koşacak. Timmy bunun bir gizli bir izin yazacağız. Önce gidip sinyale tek başına bakması ve bir ciki... Hadi lan. Zaten yenileceğiz. Yani artık son umutla. Çünkü yani erzak önemli değil. Oyunu bitiremeyeceğiz. Korumalık bir şey kalmadı. Hadi bul bir şey. Bul lan. Hadi. Anne geldi. Anne geldi. İlla'yı da 10 kişiye daha abone etmiş. Anne sen ne yaptın? Tamam oğlum. Haydut grubu geldi mi? Pıs pıs pıs. Bir tane fener bulun ama ya. Bir tane fener bulun lan. Dolores Dükler Çöl'den sağ salim geldiği için sevindik. Timmy çok uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Gerçekten de yanıp sönen ışıkları bir izci sinyali gibi deşifre etti. Ve bu sayede arkadaşlarından bazılarının hala hayatta olduklarını öğrendi. Tabi eğer birkaç aydır bir izci kitabı bulup masum çocuklara tuzak kurmadıysa. Timmy şifreli bir mesaj hazırlayıp kısa bir süre sonra bunu göndermeyi istiyor. Dolores geldi. Metro istasyonu tamamen terk edilmiş olduğunu görünce şaşırdık. Para birimi olarak mermi grup yaşıyor. İki tane su, iki tane çorba. Bir tane böcek, bir tane çanta. 64 canım anam. Bilekeş. Ben bu arada kız kardeşimiz yani kızımız olsaydı. Amına kodumun salağı olsaydı şu an pardon küfür için. Şu an mutanttı ve ben oyunu bitiriyordum. Her yere daldırırdı. Oğlum klipçiler çalışıyor lan. Oğlum klipçiler ne yapıyor lan? Tamam 64 anaya verdik. Timmy'yi göndereceğim. Ses kayması varsa F5 at. Lütfen mutant adam. Son dakika kurtar bizi mutant adam. Lütfen. Mutant adam yarrağını kemiririm. Sen mi yaptın bunu? Lan! Kardeşim benim. Adamları parçaladı. Bu kadar ya. Mutant dostlarımız saklandıkları yerden...
Oğlum. Adamsınız lan mutantlar. Mutant dostlarımız saklandıkları yerden fırlayıp yardımımıza koştuklarında biz de en az haydutlar kadar şaşkına döndük. Hemen yağmacıları geri çekmeye zorladılar. Geri git. Git dedim sana. Hemen yağmacıları geri çekmeye zorladılar. Mutant gruba yardım etmek iyi bir fikirdi. Umarız onlar için her şey yolunda gider. Bir daha bize düşman müşman gelemez buraya. En azından bu gece içimiz rahat uyuyacağız. Bu sefer haydutları geri pis tutmayı başardık. Ama kimse bir daha gelmeyeceklerini söyleyemez. 60 oğul tamam, bugün çocuğun yemek günü. Bugün çocuğun yemek günü. Bence çocuğu gönderelim. Abi çocuğu gönderelim, izci kitabıyla artık bulsun. Ne diyorsunuz? Bulsun ya. Baba gitmesin ya, baba ölür. Çocuk gitsin. Bence bu riski almaya değer. Ne diyorsunuz? Ah bir harita çalışsaydı. Şu riski almaya değer. Ne diyorsunuz? Sea of Thieves oynamadım. Ben Sea of Thieves'i bir kere oynadım. Değer baba. Değer. Yolladım amına koyayım. Haydutlar gelirse zaten öldük artık ama mutant belki amına koyayım delirdi. Anneye bir su verelim. Yaşların sığınağına bastığın için haydutlar seni bırakmayacaklar öldürene kadar. Allah Allah. Bir keşif gezisi en son çıktığımızda öylece ortada duran terk edilmiş bir tank görmüştük. Hasarlı görünüyor ama içinde... Tanka gidince ölüyor muydu? Tanka gidince ölüyor muydu? Onurcan hoş geldin. Tanka gidince ölüyor muydu? Yumuklu sucurta. Güzellik bu arada. Bu oyun sadece el feneriyle bitmiyor. Farklı sonlar var. Ama şu an ordu bizden el feneri istiyor. Normalde işte kart mart bir sürü şey istiyor. Anneyi yollayak zaten delirdi amına koyayım. Oh be! Silah bulduk lan. İşte bu lan. Fazla ateş gücünden bir zarar gelmez. Tankta bir ordu tüfeği bulunca çok sevindik. Tamam bugün babanın yemek günü. Değil mi? Bence anneye de verelim. Anne babayı fixleyelim. Yaptığımız son keşifte sokağın aşağısında park etmiş bir araç bulduk. Kesinlikle özgün görünüyordu. Ama kesin bir fikir sahibi olabilecek kadar yaklaşamadık. Bunun bir haydutusu almadığından neredeyse emin gibiyiz. Ama güzel... Yok bence buna gitmeyelim. Buna gidersek ölürüz bak. Bak buna gidersek ölürüz. Ben buna gitmem. Oyun bitti diye geldik buralara. Ben buna gitmem. Ben buna gitmem baba. Buna gidilmez. Sen kimsin? Hele şu kapıyı açın da. Ne konuşacaksak hep beraber konuşak kardeş. Bu kanıtlanmış bir grup eşkıya tarafından kurulmuş bir tuzak da olabilir. Kendi kendimizi onlara teslim etmek gibi bir niyetimiz yok henüz. Şimdilik bunun peşini bırakalım. Aracın sahibi kimse en de sonunda ortaya çıkacaktır. Erzaklarımızı verdik. Ah be, fener veriyor sandım. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok. Bu ticarete ihtiyacım yok. Anali. İt Ali. İhtiyacım yok. Mert az bak bir bakıyorum ya oğlum. Deliriyor bu ya. Takas tekli millet dedik umarım doğru tercih. Bence doğru tercih. Doğru tercih. Anneye bir su verelim. Belki su içince iyi gelir. Amını sikiyim yarra yedik arkadaşlar. Silah çek. Öldük. Oğlum bala götü yaşıyoruz. Harbi bala götü yaşıyoruz ya. Bak çok şanslıyız bak. Haydutlar bizi öldürecek. Direndik ve haydutlara burada hakimiyetin kime olduğunu gösterdik. Arkadaşları çağırıp daha sonra tekrar gelmezler umarım. Eski güvenli tüfeğimiz kavradı. Çok faydası oldu. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok.
Ver baba ver. Artık bunu yapmak zorundayım. 70'e sabitledim. Burada onca gün geçirdikten sonra doğal olarak hiç de temiz değiliz. Kötü kokuyoruz. Gerçekten kötü. Fark edene kadar bunu hiç sorun etmiyorduk ve şu anda hastalanmak üzere. Neden bir duş almıyoruz ki? Sabunumuz yok ama değerlendirici... Ya bir şey diyeceğim. Bunlarla duş alınır mı? Bunlarla duş alınır mı? Alınmaz. Geçeyim mi? Biri delirdi. Öldük. Ordu. İskambil kağıdı de lütfen. Bir kere İskambil kağıdı de ya. Bir kere İskambil... Amına koyayım. Dünyanın sonu geldi. Banyo yapmak kimin umurunda ki? Bunu alışabiliriz. Uyum sağlamak zor olmayacaktır. Tıpkı bir kamp gezisi gibi olacak. Bu sadece... Ah! Olamaz. Bu koku korkunç. Kusma! Kus! Sayfanın bir kısmında şüpheli gör... İyi! Domates mısır parçacıkları gelmiş sayfaya. Timi gizli bir ajan gibi görünmeden hareket edebilir. Ama bu... Sığınağımızın yakınlarında kamp kurmuş olan yağmacı grubu atlatmak için yeterli olabilir. Geri dönmeyeceğini söyleyebiliriz. Sen bir git bakalım. Sen bir git. Kurtulalım amına kodum delisinden. Yenildik bu arada arkadaşlar. Bitti oyun. Vay be. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Olay bu noktaya geldi işte. Çok az kalan kaynağımız ve yaklaşan ölümün kuvvetlenen hissiyle sığınağımızda boş boş oturuyoruz. Keşke bu konuda yapabileceğimiz bir şey olsaydı. Komşularımızın sığınağını yağmalamak gibi mesela. Kilidin kırık olduğunu ve onun bomba düşmeden önce sığınağı doldurduğunu biliyoruz. Gidip bir göz atsak mı? Zaten kadın çocuklarını da alıp zamanında sığınağa ulaşamamıştır değil mi? Zaten öldük, bence basalım. Burayı boş bıraktığımız için muhtemelen askerler girecek ve bitecek, izleyin. Artık bazı kaynaklarımız çok daha fazla ama nedense bu konuda içimiz pek rahat değil. Tüm bu olaylardan bir daha hiç bahsetmeyelim. Geçmiş olsun. Bildiğimiz şeydi. Bunu bildik.